siyahimiz gibi oldu. Oh. Oh. Meryem'in en sevdiği çorba. Oldu galiba. Vallahi olmuş. Oh mis. Bu da Ayşem'e. Görün bakın kızlar. Annemiz sizin için daha bak neler yapacak. Şöyle yapalım. Umarım kendini daha iyi hissediyorsundur. Efe, seni merak ediyorum. Efe neden cevap vermiyorsun? Evet, yemeğe bir misafirimiz daha var. Gel. Çocuk esirgeme kurumu gibiyiz maşallah. Duru, biz kocaman bir aileyiz değil mi canım? Ayşem abla, bugün sofrada benim yanımda oturur musun? Olur, tamam otururum. Hadi geç canım. Bu masada olan herkes bu ailenin bir parçası. Bunu kimse unutmaz. Aslında iyice bir araştırmak lazım Peri. Belki başka torunlarım vardır. Ne güzel olur. O zaman daha büyük bir aile oluruz. Yalnız nicelik kadar nitelik de önemli. Değil mi anneanne? Duru, lütfen. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hacer, hadi siz de oturun sofraya. Hep beraber yiyelim bugün. Evet evet, hadi servis de alın kendinize. Hadi canım. Tamam, siz oturun, ben servislerimizi getireyim. Evet. Şahin, tebrik ederim. Raporları aldım, Ankara güzel geçmiş. Kendini kanıtlamaya başladın. Çok yakında babanın odası senin olacak. Şimdi kim var ki? Senin baban. O benim babam değil yalnız. Şirket yönetmek demek sadece işleri idare etmek demek değildir. Nerede nasıl davranacağını da bilmen gerekir. İnsan ilişkileri önemli yani. O yüzden bir süre daha Duru'nun altında çalışacaksın. Sonra kendini kanıtlayınca... Madem öyle, Ankara'ya bakanlık toplantısına da ablamı gönderseydin. Bir dahaki sefere de o gider. Sen pişene kadar biraz daha Duru idarede olacak yani. Tecrübeni arttırman lazım Şahin. Sonra zaten şirketin CEO'su sen olacaksın. CEO'su mu? Anneanne ben bu şirket için yıllarca eğitim gördüm. Farkındasın değil mi? Ne yani Şahin şimdi 6 ayda böyle tepeden inme gelip CEO mu olacak? Bu adil bir karar mı sence? Duru, senin aldığın eğitimi tabii ki göz ardı edemem. Ama bana göre bu aralar canın sana daha fazla ihtiyacı var. Azıcık onunla vakit geçirmen gerekir diye düşündüm. Hem Şahin de biraz daha aktif olsun şirkette. Öyle değil mi? Ayrıca hepiniz bu şirketin bir parçasısınız. Herkes bir işi ucundan tutacak nasılsa. Hadi şimdi yemeklerinizi soğutmayın. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel yaptın be, ellerime sağlık. Of. Alo. Merveciğim, neredesin? Niye, ne oldu ki? Kızım, gelecektin ya, konuştuk ya hani, birlikte yemek yiyecektik. Çok güzel yemekler yaptım senin için Merve. Biz yedik ya, anneannem de. Yediniz. Merve konuşmuştuk ya, hani Ayşem de gelecekti. Birlikte konuşacaktık, sizi barıştıracaktım. Hep beraber yemek yiyecektik. Anneannem bizi barıştırdı, merak etme. O da bizimle yemekte. İyi. Afiyet olsun size. Sağ ol. Görüşürüz.